Tekrar iyi akşamlar sevgili futbol severler. %100 futbolda Galatasaray Sivasspor maçının hemen ardından karşınızdayız. Devre arasında hoca ne dediyse hemen hemen aynısı oldu. Özellikle Tolga bir ayak içi çeker vurur bundan sonra atar dedin hocam. Evet. Yani resmini çektin devre arasında. Hakikaten nereden başlasam bilmiyorum. Şunu söylemem lazım. Galatasaray'ı seyretmekten yoruldum ben. Bilmiyorum sen nasıl başlayacaksın? Zevkten mi diyelim yoksa? Ya hayır yani bu kadar hareketli 3-0 bu kadar ısıran durmayan yani freni patlamış kamyon gibi Galatasaray. 3-6-9. Evet. Yani 3-6-9, kimse durmuyor. 3-6-9 bir o kadar da minimum kaçan pozisyonlar var. Ve oyunun son bölümünde isyanlar var. İki tane. Ne isyanı? Oyundan çıktın mı? Hayır. Oyundan çıkma bravo o ayrı. Domisin. Ya şöyle maçı bana niye çıkarıyorsun diyor. Bir tane daha atardım diyor. Yasin'in iki tane pozisyonu var. Niye bana vermedin diyen Rodriguez ve Erender diyor. Çılgın isyan var. Ama haklılar bence. Şu değil kusura yalnız. Şu değil yalnız. 0-0 giden oyunda falan isyan tabii etmiyor. Tabii 3-0. 3-0'da oyunun son bölümünde 3 kişiyle ceza sahasına giriyorsa aslında takımın arzusunu, oyunun sonuna kadar isteğini pozitif düşüncesini gösteriyor. Şimdi Sivas takımına da çok haksızlık yapmayalım. Bugün Galatasaray kimi yakalasa bugün yenme ihtimali yüksekti. Sindirirdi en kötü. İlk yarıda bir direnç gösterdiler Sivas takımı. Zaman zaman kontratak tehlikesi de sağladılar. İkinci yarıya da fena başlamadılar. Bir tane pozisyon evet. Var net Kone'nin getirdiği. Evet Kone'nin pozisyonu var. Fakat şu var maça giden maçtaki Galatasaraylılar ve televizyondakiler maçı 0-0 giderken de, 1-0 giderken de geçen seneki psikolojilerini düşünelim. Şimdi çok farklı. Ya bu maçı kazanacağız diyor. Böyle bir arzu ve kolektif hücum organizasyonu ve eveleme yok. Dün basın toplantısında Vardar teknik direktörünün söylediği çok önemli. Yana yana oynayıp Van Persie. Şimdi Galatasaray yana yana falan rakip analizlerde, rakip takım antrenörü analizde bak yana falan oynamaz diyorlardır. Çünkü dik oynamaya çalışan, gole yakın oyuncularla var. Sürpriz golcüsü çıktı 3 golle. Zaten oyun formatından kaynaklanıyor. Yani oyun formatı Tolga'yı toplam 4 mu? 4 oldu. 4 oldu. 4 gole ulaştı. Gomis 4, evet. Tolga 4. Ve penaltısız, frikiksiz falan yani. Evet. Bir penaltısı var. Tabii şimdi. Biraz da fantezi oldu. 0-0 gitse muhtemelen Selçuk atacaktı ama oyunun sonları olduğu için de Gomis'e gol kaldığı için hanesine bir tane daha yazsın dediler ve net temiz bir penaltı kullandı. Şimdi büyük kulüpler nasıl başlarlarsa öyle giderler. Zaman zaman tökezlerler ama tekrar toparlarlar. Yeter ki iyi başlasın. Galatasaray'da bu yıl herhalde rekor kırmıştır seyirci rekoru. 45 binmiş. Evet ama Tudor'un talebeleri ve Tudor tabii ki Dursun Bey de bu kadroyu yaparak taraftarı getiren. Devre arasında Murat söylediğimiz gibi 30 bini buldular ilk maç. Bir heyecan var dediler. Kaldı ki Avrupa kupalarına elenmiş bir takımın taraftarı. Hem tarihi bir moral bozukluğundan sonra. Ardından ya ne olur ne olmaz bir Osmanlı'ya bakalım da bizler de deplasmanda biz diyelim dedik. Aa, bir üç daha. Buraya geldiğimiz zaman şimdi müthiş bir coşku oyunu. Aslında takımlar mesela ben geçen yıl Beşiktaş'ı yorumlarken oyunun son bölümünde uzatma dakikalarda Gökhan Gönül'ün karşı karşıya kaldığını görüyordum. Ve maçlar 4-1'ken falan. Bunlar önemli ölçülerdir. Yani ama ben yeteneğim futbolu kısır futbol getirir. Ama Galatasaray takımı sürekli direkt oynamaya çalışan hafta içerisinde başlayıp bir avantajımız daha var biz yorumcuların. Haftaya 11'i şimdiden yazabiliriz. Hiç değişmiyor. Değişmiyor. Kaldı ki kulübesi de iyi denecek kadar güçlü Galatasaray. Daha figürlü kadro yok herhalde. Yok. Daha o da gelecek. Senin de freni boşalmış kamyon tabirini doğru benzetmen. Hakikaten de oyunun sonları 96'ları benim kamyonu freni boşalmış görüyorum. Ya Ndiaye'nin mesela enerjisi evet. İnanılır gibi değil. Geçen sene iyi oynayan var mıydı? Parçalı bulutlu Podolski oynadığı maçlarda belki. Ama bu kötü oynayana bakalım. Geçen sene iyi oynayana bakalım da bulamayız. Bu sezon kötü oynayana bakalım.
Vasatın altında kalan yok gibi. O zaman da bugün 20... biraz Fernando, o da bence Samet Aybaba çok iyi çözmüş hocam. İlk iki hafta tüm ligde en çok pas bağlantısı Fernando'nun Maicon ve Belhanda'ylaymış. Yani siz yine geçtiğimiz haftalarda kilit nokta, hatta tek ön libero Parlar demiştiniz. Bugün ona hep topu i̇şte aldırmamak tabii, için baskı vardı. Tek ön liberolar o tarihe baktığımız zaman hep kahramanlar yaratır. Mehmet Topal'ın tek oynadığı zaman, Selçuk Şahin'in tek oynadığı zaman, Hüseyin Cemişir'in tek oynadığı zaman, Saido'nun tek oynadığı zaman. Daha geri gidelim Kemalettin. Daha Kemalettin tabii Pereira döneminde. Gordon zamanında Zeki. Zeki tabii. Turan, değil mi? Evet, Şenol. Evet tabii. Ama ikili oynamak bazı oyunculara ters gelebilir. Tabii şimdi iyi oyun iyi oyuncuyla oynanır, doğrudur. Bir de çalıştığınız zaman Galatasaray gibi oluyorsunuz. Şimdi zeki oyuncu, pratik oyuncu farklıdır. Yani problem çözücü oyuncular var Galatasaray takımında. Düz takımdan yaratıcı oyuncuya dönmesi. Geçen gün bir kardeşimizin nikahına gittik, düğününe. Emre Belözoğlu'nu gördüm. Sevilla maçındaki direkten dönen son dakika pozisyon konuşurken çok enteresan bir şey söyledi. Bizim bilgi dağarcığımıza ki büyük tecrübemize rağmen çok çok zeki bir oyuncu tabii, çok tecrübeli bir oyuncu. Yani uzun attı kısa attı bilmem ama free kick'te iki değerlendirmesi var. İzleyiciler de mesela ismini söylemek istiyorum, farklı bir top olmuş olsa döner dedi. Bazı toplar çünkü dönebiliyor. Bunu bir kenara bırak, beni daha çok ilgilendiren topun başına geçtiğimde, o görüntü yok, o yüzden de maalesef koyamıyoruz. Ama yani hepimiz seyrettik. Şöyle, kaleci benim kullanacağımı düşünerek, vurduğum köşeyi düşünerek iki uzunu oraya koydu dedi. Yani uzak benim benim vuracağım tarafa doğru koydu dedi. Ben de Vizca'ya çağırdım dedi. Ha. Sanki onu attıracakmış. Bu kez o iki uzunu diğer tarafa yollayınca ben kullandım. Bak, ne kadar önemli bir futbolcu zekası. Ne kadar küçük ama önemli detay. O uzunlar kalsa o top geçmeyecek oradan. Uzunları nasıl gönderiyor? Ya biz arkadaşlar kusura bakmayın. Şeyi de fena değil. İspanyolcusu da var Emre'nin. İtalyanca karışık. Söylerdi Sevilla. Siz bu tarafa için kısalara geçsin demeyeceğine göre. Evet. Gelmiş oyuncu, gel demiş. Şu uzunları bir ters tarafa yollayayım. Bak çok önemli küçücük detay ama ne kadar önemli. Bu detayları yapabilecek birçok oyuncu var Galatasaray'da. Bu kadar önemli olmasa da Avrupa'da zekasını kullanıp problem çözebilecek oyuncuları var. Bunlara mesela Belhanda problem çözebilir. Çok iyi oynamayabilir ama bir ikiye bir yapıp çat diye bırakabilir. Bir duran topta Maicon gelip... Sirabudin var bir tane. Karşıya kaldı ama çok kötü vurdu yani. Evet. Veya Ndiaye. Orta sahadan bir 30 metre hareketlenmesi sonuçlanmasa da türbinleri bir kaldırır, heyecanlandırır. Lines kontrataklarda çabuk gelir. Bu arada Lines'e bir parantez açsana hocam. Bu yani sol bek almaktan vazgeçebilirler diyorum ben. Bu vazgeçmemeliler. Uzun bir maraton. Bu arada Karşıya 90-62 dakika. Evet, 1-1 olmuş. Evet. Bu arada tabii Karabük eğer bu maçı da kazansaydı 7 puanla ikinci sıradaydı. Evet. İnanılmaz bir başlangıç. Gençler Birliği deplasman. Sonrasında 3-1 Başakşehir. Geçen sene de deplasmanlarda şeydi. Kötüydü biliyorsun. Evet. Ama son dakikada yiyerek tabii. Şimdi tabii bu maça saygı duyuyoruz. Bu maça saygı duysak da Galatasaray maçına hemen dönelim. Çünkü gerçekten maçı izlemeyenler için çok önemli maç kaçırdılar. Çok tempolu maç kaçırdılar. Murat Kosova'nın sözlerine tamamına katılıyorum. İzlerken şu yani. Ya bir mutfağa gideyim de iki lokma alayım diyemiyorsunuz. Burada mutfak yok. Ancak böyle bir sakatlık falan olduğu zaman bir lavaboya falan gidip gelme şansımız oluyor. Geçen sene Galatasaray'ı izlerken istersen 8 defa git tuvalete. 5 kere git aparatı bir şeyler ye. Ama bugün öyle değil. Bu yıl öyle başlamadı. Ne kadar sürer? Coşkusunda ben sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çünkü taraftar artık benimsedi bu takımı. Bakıyoruz ki iki kez yardımcı hakem bakmadan bir tanesi öyle bir seviniyor ki aşağı yukarı 40-50 saniye offside kaldırıldığını fark etmiyor. Yani artık o kadar durumda.
Ama o açlığını gören diğer oyuncular da topu Gomis'e veriyorlar. Doymuyor, doymayacak o. Evet. Ve oyundan çıkarken ki belki alkışlatmak için oyundan çıkardı. Belki de Eren hani 3-5 dakikada oynasın diye çıkardı. Ona bile isyan etti. Etmeli mi? Tabii ki etmemeli. Ama bu kadar aç oynamaya çalışan üst düzey oyunculardan kurulu takımın başarılı olmaması mümkün değil. Hemen bir canlı röportaj var, dönelim. Basını oynayacağız hafta sonu bayramda. Takımımızı hazır hale getireceğiz. Ama bu takım gelecek için bana ümit verdiğini söyleyebilirim. Birlikte sezon sonunda hedeflediğiniz aralık rahat nasıl sezon olacak? Geçirmek istiyoruz. İlk önce bu yıl omurgamızı oluşturup daha iddialı bir kadroyu önümüzdeki yıllar için hazırlamamız gerekiyor. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Bugün çok mücadele etti. Evet. Skora katkı sağlayamadı ama kalitesi ortada. Yani mücadelesini beğendim. Her geçen gün daha iyi gidiyor. Çok can yakacağını düşünüyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Sivas Spor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ı kısaca dinledik. Galatasaray'ı da kısaca yorumladı. Tabii kendi takım adına da 3-0'a rağmen böyle düşünmesi tecrübeli bir başkan olduğunu gösteriyor futbolda. Çünkü ama ben ilk hafta izledim, hiç yani beğenmemiştim. İkinci hafta? Biraz toparladılar ama bugün bak 3 tane yemelerine rağmen bir yani tabii Galatasaray maçında biraz konsantrasyon üstte tutar. Kapalı kutu Anadolu kulüplerinin hepsi şu anda. Ama şöyle bir şey var hocam, katılacak mısın? Yani Galatasaray deplasmanına, ki şu anda haftalardır konuşuyoruz. Yani şu anda ligin en formda, en golcü, 10 gol attılar. Deplasmanına Kone, Leandrinho, Siriyak üçlüsüyle çıkıyor yani. Samet Aybaba ama böyle. Yani, Samet Aybaba tarzı bu. Rahat bir teknik adam. Her yerde oynamaya çalışan bir teknik adam. Genç oyuncuları oynatmaktan da çekinmeyen bir teknik adam. Futbol rakiple oynandığı için rakibin performansı da senin oyununu güzelleştirir veya çirkinleştirir. Çirkinleştirmediler. Galatasaray takımında böyle oynamaya çalışan bir takıma karşı da kalite farkıyla da ön plana çıktı. Şimdi teknik analizi sizden rica edeceğiz ama hocam şunu da sormadan edemeyeceğim. Yani şimdi mesela bir Vardar faciası daha çok sıcak, bir gün geride kaldı. Öncesinde çok benzer bir durum ki sonrasında biliyorsun Pauko eledi Östersunds, o da gruplara kalmayı başardı. Vardar gibi belki de UEFA Avrupa Ligi'nin en büyük sürprizlerinden biri. Yani böyle bir tarihi hayal kırıklığından bu noktaya bu kadar çabuk sadece transferlerle şimdi açıklayabilir miyiz bunu? Bunu tabii biraz şöyle detaylandırmak lazım. Lütfen. Birincisi bunun için kalkmama gerek yok. Tudor'la ilgili bizim kafamızdaki soru işareti teknik olarak ve yönetici anlamında soru işaretleri vardı. Neydi? Teknik olarak üçlü oynayıp top rakipteyken beşliğe dönmek, sonra vazgeçmek, dörtlüye dönmek falan, taktiksel değişiklik. Bir taktiksel anlamda soru işaretimiz vardı. İkincisi de bence daha önemlisi yönetmede problemler yaşadı. İşte Egolarla, yıldızlarla. Işte derken burada tabii yönetimsel bir başarı da var. Teknik direktörün ben kafamdaki artı yazabileceğim bir özelliği kalmıştı. Acaba hazırlık dönemi nasıl geçirecekler? Çünkü geldiğinde fazla yüklenememişti demeçlerinden hatırlıyoruz. Ve antrenman bilgisi iyi bir teknik olduğunu düşünüyorum ben Tudor'un. Bir de yine Dursun Bey'den aldığımız sizin sorunuzun cevabında çok önemli bir şey söyledi. Fenerbahçe onun handikapını yaşıyor mesela. Transferlerinizi dedik Mayıs ayında falan bitirdiniz mi? Yok dedi, daha önce bitirdik dedi. Evet. Hatta Nisan'dan önce dedi. Bu çok önemli. Geçen yıl kötü gidişatını artıya çeviren takım görmüşsü. Bir tarafta da eksiye devam eden rakibi Fenerbahçe. Şimdi ne yaptı? Transferleri bu gördüğümüz isimlerin %80'ini zaten bunlar cebe koymuşlar. Hem oyun formatını hem fiziksel durumunu takımın bu hocaya emanet ettikleri için de bir de kötü oyuncular değil, iyi oyuncular olduğu için adaptasyon dönemini çabuk geçtiler. Bir de geldikleri kulüp herhangi bir yanlış anlaştığımız Anadolu kulübü değil. Havaya Galatasaray gibi önemli, değerli bir kulübe geliyor. Şimdi 50 bin kişi olunca futbolcu yorulduğunu hissetmez. Bugün düşünebiliyorsunuz milli takıma seçilen Selçuk İnan. Yıllardır gözün kapalı 8 numara Selçuk İnan anonsundan sonra şimdi oyuna girerken arkadaşını alkışlamak zorunda kalan bir Selçuk İnan'a döndük. Bu çok önemlidir bence.
Bir taraftan da ben küskün oyuncuyu sevmem. Ya ben niye oyundan çıkıyorum diyen yani 86. dakikada bir Gomis varsa. Yani iyi oyuncu çalışmak. Şimdi beraber gidiyor. Çok iyi oyuncular geldi Galatasaray'a ama çalışmıyorlardı. Rikering döneminde bir zafiyet vardı. Şimdi çok çalışıyorlardı. Düz takımdı. Ama yetenek azdı. Yine olmuyordu. Şimdi dengelediler bunu. İkisi de artı yönde dengelendiği için de. Zaten bir de kişilik nedir? Çok kişilikli futbolcu. Şimdi kişilikli futbolcu yalan söylemeyen futbolcu anlamında söylemiyor bu. İş ahlakı genelde çok iyi çıktı ki hemen işe adapte oldular oyuncular. Yani benimsediler kulübü de. Profesyonelliği de benimsediler. Kaytarma falan yok. Kaytaran oyuncuları da yolladılar gözüken o. En azından Tudor'un gözünde. Tudor'un gözünde. Ama haksız sonuçta da değil. Oluyor. Ha bunun ekonomik riskleri onları da anlatmaya çalıştı. Mantık çerçevesinde. Gelecek ne gösterir onu bilemem. Ama sonuçta taraftar şunu istiyor. Ya benim takımım iyi top oynasın ben de maçıma gideyim diyor. Yazın son günlerinde bayramın 10 gün birleşmesinde tatilin herkes tatile çıkarken 50 bin kişinin maça gelmesi veya 45-50 bin kişinin bu takımın bu kulübün taraftarı çekmesidir. Yoksa abi, herhalde böyle bir geri dönüş bu kadar kısa sürede son yıllarda hiç görmedim. Zaten sorun buydu. Doğru. Bir anda düşünelim Mayıs, Haziran'ın ilk haftasında maçlar bitti. Tabii. Şimdi Ağustos'tayız. İki ayda forma da değişti, içindekiler de değişti. Amblem tabii ki değişmedi ama içindekiler çok fark ediyor demek ki. Evet. Hatta dışarıdaki oyuncularda devam eden Tolga gibi oyuncuların da bazen şeylerin kapasitesini arttırıyor. Birbirlerini yukarı çekiyorlar. Devam edeceğiz kısa bir reklam arası. %100 futbol devam ediyor. Galatasaray 3. haftayı açtı 3-0'la. Sivas Spor karşısında 3 maçta 3 galibiyet, 9 puan, atılan 10 gol ve yenen 2 gol. Gerçekten sezona son yıllarda bu kadar etkileyici bir başlangıç ki Avrupa kupalarında Türk futbol tarihinin en başarılı takımlarından biri en büyük hezimeti yaşayarak sezona girmişken inanılmaz bir değişim ve Sivas Spor maçının ardında teknik analize devam ediyor bir hocam. Bir de şu ikili bu sezon merhabalaştılar. Daha iyi olacaklar. Bazen bugün dahi hamlelerde uzak kaldıklarını görebiliyoruz. Ben önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum Serdar Aziz'in. Çok sık sakatlanmasına rağmen ki inşallah olmaz bu yıl. Tabii bir de oyun sisteminde biz böyle yazıyoruz ama Rodriguez'i de Tolga'yı da böyle önde veya Belhanda'yı kullandığı zaman 4-3-2'de dönebiliyorlar. Aslında ofansif bir kadrosu var. Değil mi? Aslında en ofansif takımda da orta sahadan en az gol atan kariyerinde. Biraz önce reklam arası söylediğin gibi. Üst seviyede hemen paylaşalım. Daha önce sanıyorum Gökhan da dakika skorda paylaştı. 2 golü varmış Tolga'nın. Bu sezon 4 tane attı. Yani 2'ye katladı. 6'ya çıkardı üst seviyede. Devre arasında hatırlar mısın? Üst üste atmaya başlar yani bazen sen, oyuncular. Ben devre arasında pes dedim. Sen dedin ki bir sağ ayak içi falan da vurabilir. Öyle de atalım. Güveni geldi. Dedi ki ama geçen hafta da Fener 4-5 seni, atar dedik. Seni duymuş herhalde. Ama mağlup oldu yani. Çok mutlu olmak lazım. Sonuçta şunu söyleyeyim. Geçen yıl inan şu tablo olmuştur. Hakem arkadaşlar izliyorsa veya bu konuşmayı yapan oyuncular varsa muhtemelen bu olmuştur. Hocam bitir çabuk gidelim buradan. Geçerken böyle Mete Kalkaman diyordu ki hocam ya Allah aşkına bir hani çabuk bitir de gidelim. Özellikle son haftaları. Son haftalarda artık işkence geliyordur. Taraftar protestosu ve oynamak istemiyorlar. Ama şimdi hocam Allah aşkına 3 hafta gösterdin ya 5 göster diyorlardır. Niye bitirdin? Biraz önce reklam arası senin söylediğin çok önemli. Zevk alıyor oynamaktan. Evet. Gomis'in şimdi tepkisi o zaten. Evet. O kadar 32 yaşında çocuk gibi yani. Şimdi şöyle yapalım. Biz programa çıktık. Sen böyle coşkulu başlamadın. Vallahi bugün işte hani lütfen yaparsak programı kendimize de kurumumuza da izleyiciler saygısı kalmış. Galatasaray takımında iyi oynadıkça hoşuna gider. Bu böyledir. Mesela çift karelerde bitmesini istemezsin iyi oynarken. Veya ben oyuncuğumda da ya şu maç bitmesin diye hep böyle isterdik. Bakardım 80. Peki mağlupken kötü sezonumuz vardı. 3-0 geridesin. İçeride oynuyorsun. Yuvalamalar başladı. Eyvah diyorsun yani. O durumda şu anda. Hemen Muslera'nın
söylediklerine kısaca bir göz atalım. Lig uzun bir maraton. Zorlu maçlar bizi bekliyor. Ayaklarımız yere basmalı. Mütevazı olmamız lazım. Bugün kalemizi gole kapadık. Bu da bizim için önemliydi. Evet. 3 maçtır kazanıyor Galatasaray ama ilk kez gol yemedi bu sezon. Lig, evet, az öncekiydi. Maçın yıldızı olarak bir oyuncuyu söylemek doğru olmaz. Maçın yıldızı herkes. İlla bir isim vermem gerekiyorsa Tolga'yı söyleyebilirim. O zor bir seçim olmamıştır. Mısır'a çok güzel bir yaklaşım. Özellikle başlangıçta ayağımızı yere basmamız lazım. Bu önemlidir. Çünkü hakikaten de zor periyotlar gelecektir. Ama büyük bir kredi sanki 9. haftaya doğru cebine koyacak gözüküyor. 9. hafta Fenerbahçe, evet, maçı. Öyle gözüküyor. Ve ama tabii futbol haftaya çok haftaya zor bir Antalya deplasmanı var aradan sonra. Bu arada hocam bir parantezle Roche'yi açalım mı? Şimdi Uruguaylı Muslera'yı gördükten sonra 3 gol yedi ama fena da bir görüntü vermedi. Daha aynen. Genç bir tabii, kaleci. Tabii, aynen. Reaksiyonları falan. Reaksiyonları bir tane inanılmaz. Tabii, ilk yarıdaki. Rodriguez'in, evet, Rodriguez yani demiş. Onu kurtarması inanılmaz. Rodriguez dediğimizde Rodriguez'de de bir evet, ilk yarı var. Da açmıştık. Nasıl, evet. İkinci yarıda yani, nasıl buldun? Etkili. Çok etkili oynuyor. Dar alanda da iş yaptığı için geniş ve dar alanda birlikte yapabilir. Bir de moral motivasyonu yüksek. Biraz da kuvvetlendi. Futbolcu şunu bilecek. Bu tip oyuncular özellikle. Ya ben birinci oyuncumu bilmeli. Şimdi Yasin geçen sene hep önündeki bir oyuncuydu. Ama şimdi bu formayı vermek istemiyor Yasin'e. Roller değişti. Bu sefer hep orada kalmış. Peki şuna katılıyor musun hocam? Tabii biraz önce sen tahtada gösterdin. Her zaman sağ kanatta değil. Çünkü ikinci santrfor gibi geliyor. Böyle dönüyorlar. Evet, yani dönüyorlar. O dört, evet, oyuncu. Belhanda mesela nereden başlayıp nerede bittiğini göremez. Sol açıkta bitirebilir. Ama şu, bilmiyorum katılacak mısın? Mariano arkasında Rodriguez'i, az önce dedi ki herkes birbirini yukarı çekiyor. Lines yine sol kanatta. Gökhan David gibi. Kuvarejma, Gökhan gibi. Değil mi? Tabii. Birbirini çok. Yani Rodriguez'in bir avantajı da Mariano oldu bence. Mariano o... Her koşusunu atıyor önüne topu. Şimdi tekrarlarda görüyoruz. Çabukluğunu görüyorsun bir kere. Zor çalınmıyor. Yerse bir daha geliyor. Hiç sevmedi. Mesela hücum oyuncusu da hiç sevmem öyle oyuncuyu. Yapışır değil mi? Recep Çetin. Recep Çetin. Yani döner falan bilmem ne. Kuvvetlidir, çabuktur. Rahatsız edici. Bir de ısrarcı. Yani her dakika hücum yapmak rahatsız isteyen bir oyuncu. Yani. Bir de şu var. Son 10 yılda sürekli değişen sağ beklerden sonra bir tane sağ bek bulundu. Ancak Muslera gibi temkinli olmak lazım. Biz tabii şunu çok iyi hatırlıyorum. İlk hafta kazandıktan sonra kamuoyunda şöyle bir serzeniş oldu. Galatasaraylı olmayanlar tarafından özellikle. Ya kardeşim çok da uçtunuz. Havaya girildi. Hakikaten acaba bekleyelim mi dedik. Bekliyoruz. Sürüyor. Bekliyoruz da üzerine koyarak gidiyor. Bu offside'daki sevinç mi acaba? Bir bakalım. Az çünkü, önce. Biraz alalım bir. Alalım. Muhtemelen. Çünkü bir alır mısınız? O fotoğrafa atıyor. Dönebilir miyiz Ceyhun rica etsek? Gomis'in sevincine. Penaltıdan sonra mıydı o? Yoksa kafa golü? Muhtemelen kafa golünden sonradır. Çünkü penaltıdan sonra o sevinene kadar kaleci kalkmış olur. Ha evet. Gibi geliyor bana, bilmiyorum. Bu arada penaltıda da enteresan bir enstantane yaşandı. Yok, penaltı pozisyonu için söylemiyorum. Sonrasında. Ha, Selçuk. Yani penaltıcı Selçuk önce gitti topu aldı. Sonra Ndiaye ile bir diyalog yaşadılar. Sonra Selçuk gitti Gomis'e verdi. Yani bu takımdaki havayı da gösteren bir durum olabilir. Yani Gomis'in atmasını istedi. O penaltıyı Ultras'tan attı. Taraftar istedi. Yani sadece Ultras'tan yok tabii Galatasaray'da. Taraftar muhtemelen bize gelmedi kulağımıza ama Gomis tezahüratları. Evet, Selçuk da orada tabii. 0-0 giden oyun olsaydı muhtemelen Selçuk kullanırdı. Evet. Yani hakikaten inanılmaz bir hava yakaladı sarı kırmızılı takım. Bir bak, kere eğer bu sayılmayan, evet, bu sayılmayan golse tabii ki, kalecinin pozisyonu. Evet. Penaltıdan sonra kalkar dediğiniz gibi. Evet. Ya, 50 saniye sevinç yaşadı 3 oyuncu. Evet. Oyun başladı o esnada. Mesela bir tane de verilmeyen penaltı var sanki, elle oynama var gibi geldi bana. Ama sıkıntı. Orada kaçıramadı yani, yere koydu. Açık değildi kol. Hani öyle sağdan mi? Gelen pozisyonu. Ben gördüğüm kadarıyla tekrarını görmedim. Bana pek penaltı, evet, gibi gelmedi. Tabii görüntü olmadığı için yorum yapmamız çok sağlıklı. O stoper fena bir oyuncu değil ama her pozisyonda atlıyor yalnız. Rus'u mu söylüyorsun, İsveçli'yi mi? Rus'u diyorum. Jakov. İkisi de atlıyor aslında da.
Penaltıyı yaptıran Bjørn Smir, İsveçli. Tudor varmış. Bu arada tam Tudor'dan bahsedecektim hocam. Yani Tudor Galatasaray taraftarının yani 10 kişiden 9'u onunla olmayacak kanaatindeyken bugün alkışlandı maçın sonunda. Aslında geldiğinde çok sevildi. Karizması, hareketleri falan, yakışıklı, uzun boylu, agresif falan değil mi? Yani böyle bir havası var. Gençler genelde bu tip antrenörü sever. Ama bir ay önceye git. Ama daha sonraki gelen başarısızlıktan sonra hatta sahaya çıktığında yuvalanmış falan derken sonuçta bu tabloyu gördükten sonra Tudor tabii ki. Hayır hocam. Teknik yani, direktörlerin en iyisi scoreboard'tadır. Şu anda da başarının mimarıdır. Tolga'nın gözüküyor durumu. Yani Tolga herkesi ayakta alkışladı. Yani bir sene önce ya Tolga'nın şu pozunu biz tarihinde görmedik herhalde şöyle yani. Falan. Biri başkası gol attığı zaman böyle durmuyordu. Yani Cantona pozu verdi. Evet. Cantona atınca evet, yapardı tabii onu. Veya İbrahimovic yapıyor. Ozan Tufan durumundaydı geçen sene Galatasaray evet, taraftarı için. Evet. Şu ama anda genel Ozan'ın yaşadığı krizi o yaşıyordu. Evet. Ve bir anda takımın kahramanı oldu. Bakalım Igor Tudor neler söylemiş. İsteyen, pozisyonlara giren, yaratan bir Galatasaray vardı. Sivasspor organize ve defansif anlamda sert bir takım. Dersine iyi çalışmış. Bugün iyi yaptığımız şeyler vardı. Bunları geliştirmeye devam etmeliyiz. Tolga'yı tebrik ediyorum. Sezona böyle başladığı için onun adına çok mutluyum. Birlikte çalıştığım en profesyonel oyunculardan biri. Futbolla yaşıyor. Tolga'nın geçen seneden daha iyi bir performansı var. Bu da bizim oyun yapımızdan kaynaklanıyor. Ona milli takımda başarılar diliyorum. Demiş Igor Tudor. Milli takıma mı geldi? Evet. Tolga çağrıldı. Yani orta sahada tabii enteresan seçimleri var Lucescu'nun ama bu herhalde tartışılmayacak tek esir. Tabii, tabii. Yani bir tek Oğuzhan'la ilgili soru işareti yani, var. Yani Ozan'ın tercih olup Oğuzhan'ın alınmaması evet, çok konuşuluyor hocam. Teknik. Bir de kaleci Cenk Gönen'in kadroda olması çok tartışılıyor. Yani benim eleştirdiğim bir durum değil, okuduğum kadarıyla. Niye eleştirdiğin durum değil? Cenk'i hepimiz seviyoruz da. Yani değil mi? Yani sonuçta yok, hayır hayır. Yani genel kanı, evet. Yani Cenk neden bu kadroda yer alıyor? Gerçi kalecilerin performansını düşününce sezon başı itibariyle. Şimdi teknik direktörlerin seçimleri mesela önemli. Takımda oynamayan Selçuk'u alıp oynayan Oğuzhan'ı almaması ve bugüne kadar da milli takımda sürekli oynuyor. Takımında kaptanı, Beşiktaş takımında kaptanı. Bu tabii en çok Oğuzhan'ı etkilemiştir. Çok bir hayal kırıklığı yaşamış. Hayal kırıklığı olmuştur. Tabii o hocaların bazı oyuncuları beğenmeyebilirler. Gözüken şu iki tane kritik maçımız var üst üste. Bu geniş kadroda Oğuzhan yoksa Lucescu oyuncu olarak Oğuzhan'ı beğenmiyor. Onu evet görüyoruz. Yani sakatlık problemi. Oynamayan isimler önüne çekiyorsa. Evet, evet aynen öyle. Hemen o bakalım mı milli takım kadrosuna bir yeri gelmişken Galatasaray'ı konuşmaya devam edeceğiz ama Lucescu'nun kadro seçimiyle ilgili oluşan özellikle Oğuzhan üstünden oluşan spekülasyonlar var. Kaleciler Harun Tekin, Volkan Babacan, Cenk Gönen, savunmaya Kaan, Fortuna Düsseldorflu, Şener, Fenerbahçe'den, Çağlar, Freiburg'dan, Mehmet Topal, Ömer Toprak, Serdar Aziz, Caner, Erkin ve İsmail Köybaşı. İşte görüntüye geliyor kadro. Orta saha oyuncuları Emre'nin dönüşünü nasıl karşıladın hocam? Normal formuyla, bu formuyla ve çok böyle yüksek tansiyonlu maçlar oynayacağı için mesela her Ukrayna için de final maçı. Tabii. Bu tip tecrübeli oyunculara ihtiyaç var. Emre döndü. Selçuk İnan, Cengiz Ünder, Emre Mor. Emre Mor da son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Genç oyuncunun kariyeri için soru işaretleri artıyor. Yaşananlar, menajeriyle yaşananlar. Yusuf Yazıcı yine Trabzonspor'un genç yıldızı. Nuri Şahin, o da Borussia Dortmund'da tekrar yükselişe geçti kariyeri. Okay Yokuşlu Trabzonspor'dan. Hocam o da sizin övgünüzü almıştı Fenerbahçe maçının ardından. Ozan Tufan son günlerin dünden bu yana daha da fazla konuşulan ismi. Tolga Ciğerci bugün yine yıldızlaştı Galatasaray'da. Arda Turan milli takıma döndü. Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı. Forvetler Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal. Burak Yılmaz ilk maç yok değil mi? Evet, durum onun da cezalı diye. Cezalı, bir de sakatlığı var. Ama sakatlığı geçse de. Tabii bu hafta oynayacak mı oynamayacak mı? Sakatlığı geçmiş olsa da ilk maç cezalı olduğu için tabii handikap formdaydı çünkü. Evet, Galatasaray
Sivas maçının genel analiziyle ilgili. Hocanın demecinden gidelim. Tamam, bence. Tamam. Tolga ile ilgili olan kısmı mı? Yok, genel. Genel takımın tamam. Performansı, rakip çalışmış dersini falan diyor o yönden. Ceyhun verebilir miyiz tekrar Igor evet, Tudor'un? İsteyen pozisyonu gören yaratan evet. Bir Galatasaray. Doğru. Sivas Spor organize ve defans falan sert bir takım. Yalnız Galatasaray da sert. Onu da söyleyeyim. Bir kere önde baskı yaparken muhakkak atlayarak yapıyorlar yani. Tolga, Endiaye, yani Fernando. Bir, seyircinin dönmesi hakemin baskı altında tutmaması mümkün değil ki bugün hakemlik bir durum yoktu. Baskı altında zaten Ali Palabay pek etkilenen. Bir iki kart çıkabilir çıkabilirdi diye. Ama genelde en az etkilenenlerden diye yarın bugün çok etkilenecekler vardır. Çünkü hep söylerim Hikmet Karaman'ın cümlesi çok önemlidir. Büyük takımlarla oynarken full olursa stat 1,5 puan ceplerinde başlıyor derler. Diyor. Bir Anadolu takımı teknik direktör olarak doğru. Evet. Bu arada tabii rakibe de küçük de olsa bir övgü de Samet Aybaba'nın takımına da övgü yapmış Igor Tudor. Tolga ile ilgili yine herhalde herkesin düşüncesi ortak. Şimdi şunu görebiliyoruz. Bir de oyun yani bana ben Nisan'ın sonunu falan rahat görürüm diyor Galatasaray. Peki hocam bir şey soracağım sana. Şimdi Tolga şurada görüşçe sana sezon başlarken sol açık kim oynar? 10 tane isim yazdıysan. Tam sol açık olmasa da. Hayır yani şu ona sokmazdım Tolga'yı. İlk ona yazar mı? Yazmam. Oraya ve ama tam sol açık oynamadığı için. Olsun. Ha şöyle diyelim. Bu dizilişte. Babel pozisyonunda sorarsan ilk 20'ye sokmam. Ama bu pozisyonunda da ona sokmam. Çünkü iç gibi de kalıyor. Oyun içerisinde skor yakın zaman ikili gibi de kalıyor. Hatta ben şöyle bir şey oldu. Prodüktör arkadaşlarımla ilk Kayseri maçında grafiği yaptınız. Ya emin misiniz dedim. Hani böyle vermişler. Evet. Ama sonra oyun içerisinde dedim. Biliyorsun hem buralara geliyor hem de ikili kalabiliyor gelip de buraya. Yani oyun içerisinde Fernando'nun yanında. Evet Fernando'nun skoru yakaladığı zaman. Zaten biraz önce söylediğiniz hocam o dört oyuncunun nerede başlayıp nerede bitirdiği evet, evet. Belli değil. Rodriguez yani bunu 4-3-3'te yazabiliriz. Yani şu peki anda. Belhanda'dan ona da bir yorum yapar mısınız bugün? Yani onun ilk maç performansının aynı ama. Ben aynı bugüne görüyorum. Bugüne nasıl geldiğini. Yani çok ilerlemiyor. Sanki de çok da ilerlemeyecek fizik olarak ama biz en az 4-5 hafta bir Belhanda performansı konuşacağız geri kalan 32 haftada. Bir 4 hafta Belhanda'nın özel gününü anlatacağız burada. Ama bir artı koyayım mı hocam? Mesela duran top. Kornerleri kullanıyor. Evet, kullanıyor. 2 haftadır rakibi onun kornerleriyle tabii, tabii. Çözdüler. Nasıl Valbuena hiçbir şey yapmasa bile evet. Bir duran top artısı getirdi Fenerbahçe'de. Evet. Belki Belhanda şu anda gerek de var mı? O da tartışılır şu anda. Onun performansı burada, üzerinden maç kazanmaya ama. Burada benim biraz arkadaşlarımın gerisinde herkesin çok beğendiği ama oyun içerisinde bir saman alevi bir tane oyuncusu var. Ndiaye. Saman alevi gibi. Hop bir 20 dakika yok. Hop, 20 dakika soğuk. Yok. Yani sahada var etkinlikte yok ama etkili olduğu bölümler heyecan. Bir tane top götürdü. Penaltı yaptı. Bir tane orta sahadan götürdü filan. Peki bir ekleyeceğiniz bir ben mesela Ndiaye'nin ileride önde de oynayacağını düşünüyorum. Önde oynayabilecek potansiyeli geride var. Geride de oynar. Her yerde. Geride bilmem ama önde. Ben kale hariç her yerde oynar diyorum. Yani vallahi bir şey söyleyeyim mi? Her yerde oynar. olmuyor tabii. Olmuyor. Şimdi eskiden hayır, söylenirdi. Mesela o 2-0 maç Sirian üstüne bindi falan yani. Evet evet yani muhakkak farklı bölgelerde oynayabilir. Ama böyle 14-15 yaşındaki aile çocukların aileleri ne oynar çok iyi oyuncu dedikleri zaman ne oynar her yerde derse hemen bir şey olmaz yazacaksın. Evet. Peki hocam bir ara verelim. Aranın ardından yine futbolun gündeminde başlıklara bakacağız. Kısa bir aranın ardından %100 futbol devam edecek. Evet, milli takımı kısaca konuştuk. Galatasaray 3-0 kazandı Sivas karşısında ve 3-3 ile başladı sezonda 9 puanla. Bu haftayı da lider bitirmeyi garantiledi. Yine aynı
dakikalarda oynanan maçta Karabük son dakikada yedi Alanya deplasmanında. Bir puana razı oldu ama iki deplasmandan puan alıp sahasında da Başakşehir'i 3-1 geçen hafta yenen Karabük'te 5 puanla maç fazlasıyla şu anda ikinci sırada. Yarın akşam yine Beşiktaş-Bursaspor karşılaşması ve pazar akşamı da Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının ardından karşınızda olacağız. Ayrıca pazartesi akşamı da Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Muharrem Usta burada sorularımıza cevap verecek. Bizlerle birlikte olacak, bir eğer mani çıkmazsa kendisini burada Rıdvan Dilmen'le birlikte konuk edeceğiz. Hatırlayacaksın hocam, hafta arasına biraz dönmek istiyorum. Hatta düne döneceğim de. Biraz önce Emre'den söz açtığımızda şansız bir şekilde 90. dakikada direkten dönen top. Sevilla gibi çok önemli bir takımı kupanın dışına itip, daha doğrusu kupanın değil de onları Avrupa Ligi'ne gönderip bir mesaj trafiği de olmuştu biliyorsun. Gurur verici bir top oyun. Vazgeçmeyen. Evet. 2-2'lik beraberlikle UEFA Avrupa Ligi'ne yolcu oldu ve Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe ile de büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Fenerbahçe'yi konuşacağız ama hemen grup kuralları da çekildi dün ve bugün. Beşiktaş'ın grubuna, Konya'nın grubuna ve Başakşehir'in grubuna birlikte göz atalım. Beşiktaş aslında geçtiğimiz seneki grubun bir benzerine düştü diyebiliriz. Yani orada Napoli, Benfica... Avrupa Ligi'ne şampiyonlar yarısı gibi bir şey. Evet. Ama işte geçen sene de konuşmuştuk hocam, hatırlayacaksın. Bu grupta bir de olabilirsin. Evet. Yine dışarıda da kalabilirsin ki geçen sene şanssız bir şekilde bir maçla Kiev'deki o şanssız maç sonrası dışarıda kalmıştı ekibimiz. İşte Monaco, Porto, geçen sene Napoli vardı, geçen sene Benfica vardı, Kiev vardı. Şimdi Leipzig tabii çok iyi bir takım. Biraz daha güçlü gibi bu seneki rakipler ama diğer gruplara bakınca bir tek Liverpool'un şanssız bir kura çektiğini söyleyebiliriz. Yani öbür gruplar Juventus'lu, Real Madrid, Tottenham, Olympiakos ateşe düştü. Yani böyle gruplar vardı. Fena değil. UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki gruba da bakalım. Takımlarımızın rakiplerine. C grubunda mücadele edecek Başakşehir. Hoffenheim, Liverpool'a elendi. Çıkar büyük ihtimalle. Ludogorets, Braga. Çok kolay bir grup değil ama. Ama çıkma ihtimali yüksek ama. Yüksek. Ama yani... Bana göre üçünden de iyi takım Başakşehir. Evet, Braga'da, Ludogorets'te son yıllarda buralarda oynamış takımlar, onları unutmayalım. Konyaspor'un rakipleri de Vitoria, Marsilya, Salzburg. Bu grup göreceli biraz daha iyi gibi. Konyaspor bakalım. Ben de burayı beğenmedim. Evet. Yani Salzburg'un son durumunu bilmiyorum ama mesela Marsilya güçlü, kupanın da favorilerinden biri olabilir. Geleneği olan bir Portekiz takımı. Yani Konya'nın da işi kolay olmayacak. Gruplar böyle. Gelelim Fenerbahçe'ye. Hatırlayacaksın hocam, geçtiğimiz hafta rövanş maçından önce sen tabii farklı kazanacağına inancın yüksekti. Ben de şöyle söylemiştim. Yani bu maç belki de gelen en sert viraj olacak. Bu virajın sonunda şarampole de yuvarlanabilir. Galatasaray gibi toparlanıp seyirciyle barışma maçı olabilir ve farklı bir noktaya gelebilir ama tablo pek iyi değil. Tabii kulüp açısından söylenir. Evet, onu söylemeyeyim. Yani şimdi seyircinin ben açıkçası futbolda tepkileri... hepimiz çok yanılabiliriz. En önemli yanılgılarından bir tanesi, hep söylemişimdir, Bursaspor'un şampiyonluğu, ki ben Türkiye'de dört büyüklerden başka şampiyon çıkmaz diyordum. Bursaspor yanılttı beni ve hoş bir yanıltmaydı. Tabii. Bizim hoşumuza gitti. Bir de Şampiyonlar Ligi'nin yeni bir şampiyon. Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'ye geleceğine inanmıyorum. Bir de bu maçın ben elenme ihtimali çok ama çok düşük görüyordum. Hatta hiç görmüyordum. 4 diyordum. Dayanamadan 5'e çıktım, 6'ya çıktım. Sonuçta 2 topları direkten döndü. 2-1 kazanıp, 2 maçta da kazanıp döndüler. Şimdi tabii zor günler. Özellikle yarın sabah gazetinin yazımında da yazdım. Fenerbahçe kulübü için. Şimdi Galatasaray'la aynı durumdaydı. Galatasaray'ın şu kadrosu, Fenerbahçe bu kadro. Yani eğer oynadığınız 6. resmi maçta transfer ettiğiniz santrforu oynatabiliyorsanız, eğer Gomis sezonun ilk haftasından itibaren oynuyorsa, bir kere iyi hazırlanmamışsınız transfer olarak. Fenerbahçe kimi aldı santrfor? Soldado. Hiç 11 oynadı mı?
Hep yedek girdi. Evet. Şimdi orada bir problem var. Yine bu takımda Kerin transferiyle ayrılmasıyla gelen müjde gibi takım yapılanıyorsa onun geldiği parayla, demek ki kriterler önemliydi. Ancak 2-2-2 sürekli diyor. Mesela ben Aykut Kocaman'a katılmadığım bir konu vardı. Maalesef haklı çıktım. 20 maçta şans ancak mısın? Gelebilecek sakarlıklar tabir caizse. İki maçta oldu ama hayır, o bitmez diyordum. İşte birbirine yakalandığım pozisyonda aynı oldu. Yarın yine olabilir. Ben sağ Avusturya takımıyla Sturmgraz'la oynanan maçın ikinci maçı da sakarlığa koyuyorum yani. Evet. Fenerbahçe'de içeride önümüzdeki deplasmandan sonra, Gençler Birliği'nden sonra Başakşehir maçı var. Hani öyle bir yazı istediler ki bugün, Yasemin var bizim editörüm, kardeşim benim. İyi Fenerli duru. Vallahi ümit, herkesi böyle ümit var. Arada Alanya var galiba hocam. Öyle mi? Evet, Alanya deplasman. Yok, bu hafta Gençler'den sonra kimle oynuyor Fenerbahçe? Hayır, pardon, sonra Alanya var. Başakşehir, Alanya diye geliyor. Evet. Ya işte 3-4 hafta sonra iyi olur falan, bilmem ne, biraz takım otursun falan değil. Şu anda birincisi bu taraftan niye geldi biliyor musun? Yeni yüzler gördü. Yeni iyi yüzler gördü. Çok kritik bir maç kaybedildi. Ve çok kritik ligde 4 puan kayıp var. İzmir'de Göztepe seyircisiz 2 puan, içeride Trabzon 2 puan kaybedildi ve ikişer gol yediniz o maçlarda. Üzerine de ekmek kadayıf üstüne bir kaymak oldu, Vardar. Rezalet bir durum oldu. Ben de antrenörümde kötü sonuçlar aldık. Ancak başkan, yönetim ve Aykut Kocaman için çok zor günler başlıyor. İki şık gözüküyor açıkçası. Üçüncü şık gözükmüyor. Bana göre Türkiye'nin gelmiş gelmiş en büyük bir numaralı başkanı Aziz Yıldırım'dır. Kimle? Artılar o kadar çoktur ki eksilerini götürür. Tabii ancağı var. Ancak da önemli. Basketbol takımı Euroleague şampiyon olmuştur. Bu da kulüp başkanıdır aynı şekilde ama amatör sporlarda dünya şu anda açık çıkardım. Net konuşmak gerekirse 20-25 milyon taraftarın %70'i civarı istemiyordur başkanı. Çünkü artık 3 yıldır bu takım, kulüp 10 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gitmiyor. Tabii ki bunun belli dönemi o sıkıntılı bir dönem. Sıkıntılı günlerden dolayı. Başkan burada ama bir gerçek etmiş. Var. Tabii 10 yıldır Şampiyonlar Ligi müziği dinlenmiyor bu statta. Taraftar yine gelmeye çalışıyor bir heyecanla ama geldiğinde de aynı oyuncuları görmekten de sıkıldı. İki ihtimalden bir tanesi Aziz Bey ve Aykut Hoca için, yanına bu kez Aykut Hoca'yı da aldı. Zor günler başlıyor. Bundan nasıl çıkabilir? Şunu söyleyeyim, başka şansı yok. Bildiğim kadarıyla artık kriter muriter kalmadı. Gelecek için mesela Galatasaray riske girdi bu para konusunda. Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman risk almak zorunda. Çünkü Avrupa'da yok artık. Dolayısıyla bonservis ödeyebilirler. Bildiğim kadarıyla. Yanlış biliyorsam özür dilerim. Bu sene sıfırlıyor demiş. Hayır. Şimdi içeride oynatacağın için ligde. Ha evet tabii. Avrupa'da. İstersen 40 harca. Fenerbahçe ama artık. Ama sonra yine onun. Şimdi sonrasını şey sonrasını bak düşünmeyi düşünmüyor. Evet. Ben düşünürüm. Adalet bir şekilde. Hep aynı şeyi söylüyorum ama taraftarın artık aynı oyuncuları görmekten, aynı oyun şeyini görmekten, olayın biraz duygusal tarafına baktığımız zaman şöyle söyleyeyim. Başakşehir maçında bir yeni sol bek, bir yeni stoper, iki tane orta saha, bir tane de demiyorum bak, dört. Bir tane sağ taraf oyuncusu ve hazır bir santraforla beş yeni oyuncuyla oynaması lazım. Yoksa yenilenmesi lazım takımın. O riski de artık cebinden mi ödeyecekler, ne ödeyecekler, ödeyecekler. Çünkü çanlar artık kendileri için çalışıyor. Yani bu virajı dönemediği kesin Fenerbahçe'nin. Çok kritikti bir kere. Yani daha sezonun başında taraftar adı sanını çok az duyulmuş bir takıma oley çekiyorsa bu bak çok şimdi, sıkıntılı. Fenerbahçeli neden rahatsızdır biliyor musunuz? Son dakikalarda Vardar. Cenk Ergün konuşmuş hocam. Bir parantez açalım, tabii. Dönelim TT stadyumuna. Galibiyetler tabii taraftarımızı da buraya çeken, hepimizi bu kadar mutlu eden, oyuncularımızın istekli, arzulu, kazanma iştahlı, bol pozisyonlu. Bugün çok fazla pozisyon da vermedik. Bundan dolayı çok mutluyuz. Böyle bir oyun sergileyince galibiyetin de gelmesi, net bir galibiyetin gelmesi de bizi
üstüne daha çok mutlu etti. Yasamovan kadroya alınmaması Juventus'ta bazı söylentileri beraberinde getirdi. Biliyorum devam ediyor transfer süreci ama en azından ne aşamada olduğuna yönelik ve Gibbs'le görüşünüze dair bazı haberler, Gibbs'in menajeriyle İstanbul'da. Sol bek transferinin son durumunu rica ediyoruz. Bizim Avrupa piyasasından biraz daha uzun bir transfer dönemimiz var. 8 Eylül'e kadar devam edecek. Bu zaman içerisinde güçlendirmeyi düşündüğümüz birkaç pozisyon için transfer yapmak gibi bir düşüncemiz var. Bizden ayrılması muhtemel olan arkadaşlarımız da var. Bu bütçenin dengelenmesi için gidenlerle umuyorum gelenler de olacak. Antalyaspor maçına kadar da transfer dönemi sonuna kadar da arzu ettiklerimizi şimdiye kadar hepsini tamamen yaptık. Kalan birkaç noktayı da tamamlayacağız diye düşünüyorum. Giden oyuncu konusunda örneğin Najin De Jong gibi, Ryan Dong gibi ya da başka isimler olabilir. Sinan Gümüş'ün adı geçiyordu. Giden oyuncular konusunda somut gelişmeler var. Onlarla ilgili bir takım durumlar mevcut. Ama dediğim gibi bu önümüzdeki bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde onların hepsi tamamlanacak. Sinan Gümüş'ün Bundesliga'dan talepleri olduğu yönünde Alman basında yansıdı. Bunların doğruluk payı var. Bu gayri resmi durumlar şu anda mevcut. Resmiyete dökülmüş bir durum yok. Dolayısıyla şu an için bizim gündemimizde resmi olmadığı için bir şey söylemek doğru değil. Sağda 45 bin taraftar vardı. Bununla ilgili ne söylüyorsunuz? Dediğim gibi yani ilk maçta taraftarımız bu keyfi gördü. Takımla bütünleşti. Ankara'da da hem kendimize ayrılmış olan tarafı doldurdular hem de daha da fazla seyircimiz vardı. Burada da bayram öncesi çok güzel bir galibiyet oldu hep beraber. Onların bu itici gücü çok önemli. Müsabaka boyunca çok güzel desteklediler takımı. Takım da bundan çok keyifli. Biz de çok mutluyuz. Umuyorum lige verilen aradan sonra Antalya'da tekrar başlayacağımız ligi hem deplasmanda hem içeride tamamen dolu tribünlerle onları mümkün olduğu kadar hem oyunumuzu hem sonuçlarımızla memnun ederek teker teker galibiyetler alarak ilerlemek istiyoruz. Sayın Ergün, Selçuk İnan maçtan önce ısınma sırasında tribünlere çağrıldı. Tabii. Ve Östersund maçında protesto vardı ama buzların erindiğini görüyoruz. Selçuk'la ilgili düşünceniz sizinle. Selçuk İnan kaptanımız. Galatasaray'da çok büyük başarılara imza attı. Birçok şampiyonluğumuzda hepsinde aslan payı var. Kendisi Galatasaray'a kendini adamış bir oyuncu. Transferi olurken de birçok maddi açıdan daha iyi olan imkanlara rağmen Galatasaray'ı tercih etti. O da burada olmaktan çok memnun. Elbette ki inişler ve çıkışlar olacaktır. Östersund maçı bütün camia için çok üzüntülü bir iki maçtı. Burada bir takım tepkiler olmuş olabilir ama doğru olan, olması gereken bugün hem maç öncesinde hem maç sırasında göründü. O da zaten maç sırasında bizim biliyorsunuz normalde penaltılarımızı da kaptanımız atar. O da o pozisyonda Bafe'ye bıraktı pozisyonu. Dolayısıyla biz oynayanla oynamayanla, oyundan çıkanla, oyuna girenle bu bir takım oyunu. Yani biz nasıl bu takımı hep beraber bir takım oyunu anlayışı içerisinde kurduysak, yani başkanımızdan, yönetimimizden, oyuncu izleyen arkadaşlarımızdan, bütün çalışanlarımızdan, takım da aynı şekilde takım oyununu ortaya koyuyor. Zaten Galatasaray taraftarını da mutlu eden bu. Takımca bu mücadeleyi göstermeleri. Bu mücadele ortaya çıktığı zaman da arkadaşlarımız kaliteleriyle oyun ağırlıklarını koyuyorlar. Umuyorum her hafta üzerine daha da koyarak, çünkü daha çok eksiklerimiz var. Sonuçta bu takım bir arada bu şekilde 3 maçtır. İlk 11 çıkıyoruz ama sadece bu 3 maç oynadılar zaten birlikte. Şimdi milli maç arası var. Milli maç araları bize kalan oyuncularla belki birazcık üzerine koyma konusunda artı getirebilir ama umuyorum oralardan sakatlanmadan, hasar almadan döner arkadaşlarımız. Feguli de hazırlanacak diye tahmin ediyorum. O da umuyorum Antalyaspor maçında teknik kadromuza bir seçenek olarak önde gelecek. Evet, tabii bu tablodan en çok gurur duyan, bu geri dönüşten en çok gurur duyan, hiç belli etmese de soğukkanlı açıklamalar yapsa da en önde gelen isim Cenk Ergün. Fenerbahçe'de virgül koymuştuk hocam. Virgülün aslında kullanacağım cümleler ortaya tabloyu çıkarıyor. İkisini de benimsemesem de. Galatasaray taraftarı zevkten oleyi çekiyor. Bunu da benimsemiyorum. 8-0 da olsa futbolda ben oleye karşıyım. Fenerbahçe tarafı üzüntüden oleyi çekiyor. Kendi takımının aleyhine. Kederden. Yani. Kederden. Bu aslında tabloyu ortaya koyuyor. İki tane önemli rakipten bahsediyorum. Sadece yetenek rakiplerine göre daha az yetenekli takım olarak gitmiyorum ben. Kadroda problem var. Ancak sadece yetenekli oyuncunun anlamında değil, ben taraftarı çok iyi biliyorum.
taraftar oyuncu ilişkisi Valbuena dışında net bir şekilde zirarda hiç kalmamış. Kimisi kademeli olarak çok fazla Ozan. Hatırlarsan geçen hafta saçını görseler istemezler. Ozan'ın kullanacağı 8 isabetli oyundaki top 2 tane isabetsiz kullandığı zaman o daha ön plana çıkar. Bunun gibi sayı 4-5 tane var. Daha da artacak gözüküyor. Mehmet Topal da bunlardan. Kaleci Volkan dahi bugün belki başka kulübe gitmek istiyor durumda. Taraftar da bir yenilik istiyor açıkçası. Hatta Dirar bile bu maçta ıslıklanabilir demiştin hocam. O da girdi şeye. Şöyle Fenerbahçe sadece rakiplerine göre daha az kaliteli olduğu için değil, Fenerbahçe'nin çok kısa bir zamanda risk alıp yenilenmesi lazım. Ama hocam şimdi sen çok güzel bir genel resim çektin. Her zaman olduğu gibi. Ama oyunun özelinde benim bir sorum var. Tabii. Şimdi bu kadar maç geride kaldı. Yani Sturm Graz'lar da dahil. En coşkulu, göze en hoş gelen, en fazla üreten 15 dakikalık Fenerbahçe ne zamandı? Trabzon'un son bölümü. Peki. Yani elinde bir tane çözüm var değil mi? Yani formülleri yazdığın zaman en iyi çözüm bu. Yani Vardar gibi bir takım karşısında risk almayacaksan. Bir kalem alabilir miyim? Lütfen, bir tane var zaten. Açık da göndersen daha iyi. Aa, rica ederim. Şimdi ben Türkiye'yi dünya futbolundan biraz ayırayım. Müsaade edersen sorun cevabı olarak. Lütfen. Bunu teknik direktör üzerinden gidelim. Aykut Kocaman. Görebileceğimiz en düzgün arkadaşlarımızdan. Kesinlikle. Karakterlerden biri. Sabırlı, çalışkan ve her şeyden önemlisi çok da iyi Fenerbahçeli bir arkadaşımız. Ancak Türkiye'nin dinamiklerinin hep farklı olduğunu söylüyorum. Ne bazı antrenörler gibi ya oynayın geçin var ya, böyle antrenör kaldım bilmiyorum da yani aklıma gelen biri olduğu için söylemedim. Arkadaşlar hadi halledersiniz siz, yenersiniz, geçersiniz. Bundan 15-20 öyle bir şey kalmadı. Evet. Ama Türkiye'de de artık kalemle Aykut Hocam sinüs kosinüs yapıyor ya, şimdi doğrusunu o yapıyor olabilir. Eyvallah. Bayern Münih antrenörüken yapabilirsin belki. Real Madrid teknik direktörü. Çünkü istatistikler önemlidir. Şimdi Dirar'a bakın, muhtemelen yan gözle seyrettim nikahta maçı. Şeydir, en çok koşan oyunculardan başladır gidip belki de. Ya, gidip gelenlerden. Bu önemlidir. Ama Türkiye için scoreboard çok daha önemlidir. Ne vurdum duymaz olacaksın. Aynen nasıl yeneriz olacaksın. Ne de sinüs kosinüs olacaksın. Şu kalem buraya koyup oyun zekanına, Türkiye realitesinin ve bilimi koyup karıştırıp o da Trabzon maçını son 15 dakikası çıkar ortaya. Ya, anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? %100 anlıyorum. Koşmuş 12.500, 8 tane vurmuşuz, 6 tane yemişiz, 5 tane, 25 tane, 180 tane falan. O kadar detaycı olmamak hani lazım Türkiye için söylüyorum. Vardar hocam. Vardar maçına karşı, Vardar'a karşı da Monaco ile oynarsın sinüs kosinüs. Ama Vardar'la oynarken rakibe benim dediğim şekilde hadi ya boşver kadar large olmayacaksınız. Bir de dünkü kadar aman ben Mehmet Topal'la Ozan'la uzun süre 0-0 götüreyim, ikinci yarı vitesi arttırayım derseniz bir tane yersiniz hadi güle güle olursunuz. Bu yüzden Aykut Kocaman'ın da Türkiye şartlarına dönüş yapması lazım. Bu realiteden vazgeçmemesi lazım. Çünkü zaten diyor ki Aykut Hoca, benim için sonsuz yer Fenerbahçe'dir diyor. Bu saatten sonra Bayern Münih hedefi zirve yoksa o zaman bu zirvede bu takımın şampiyonluğunu oynatman lazım. Ama bu yapıyla eğer Advokat'la eleştiriyorsak, Pereira'yı da eleştiriyorsak seni de eleştirmek zorundayız. İlk maçtan sonra ne dedin hocam sen? İki stoper, önümde iki oynuyor. Artık Fenerbahçe taraftarı mı? Hiç esnetmedi mesela. Şimdi Trabzon maçının o 15 dakikalık bölümünde işte Atıf'ı aldı, beşli bir hücum gücü yarattı. İlk defa bir ışık verdi ama o ışık yani dediğin gibi Monaco ile oynarsın, kontrollü devam edersin de ilk 30 dakikada bitirmesi lazım bakın. Vardır. Dirar kötü oyuncu mu? Değil ama eğer bir teknik adam, ki Aykut Kocaman değerli bir teknik adam, bir oyuncu ile ilgili 3 maç oynadıktan sonra da hazırlık maçı ve Avrupa Kupası'nın sağ önde mi oynatacağım, sağ bek mi oynatacağım karar veremedim diyorsa o oyuncu normal bir oyuncudur. Sıradan bir oyuncudur. Yani bu oyuncu Kovarejma'yı sen sağ bek oynatabilir mi diye gelir mi aklına? Yok. Gelmez. Peki, takım 9 kişi kalırsa falan belki. Yani ya, oyuncu değişikliği yapamıyor. Peki Mariano'yu sağ açık oynatır mı aklına gelir mi? Gelmez. Ortalama Tolga'nın da orada oynadığı da aklıma gelmez. Evet. Yani. De oluyor yani. O yüzden artık Türkiye Ligi'nin biraz daha formatını, Fenerbahçe'nin şunu istiyor.
10 kişi kalmış. Kaleci Panku'nun oynadığı 4 kişi mağlup olduğu Fenerbahçe istiyor. Bak çok net söyleyeyim sana. Tahmin ediyorum aynı şeydir. Ben bu kadar duygusal ve gayri real bir şey söylemiyorum. Ben de bilime ve futbolun doğrusuna inanan Aykut Hoca ile oturduğum zaman keyif aldığım ve ondan aldığım bilgilerim de var. Yani öyle mi oldu dünya futbolu diye. Fakat bir de Türkiye'nin gerçekleri var. Realitesi. Realitesi var. Var da realitesi var. Evet, son bölümde tabii yarın Beşiktaş-Bursa Spor maçının devre arasında ve sonunda birlikte olacağız ama herhalde Beşiktaş'ın da seyircisiyle kavuşup... Yalnız burası yeri değil ama bir şey, kendi özelimle bir şey söylemek istiyorum. Buyurun, çünkü rica ederim. Program benim bir röport, estağfurullah, bir röport, ben bireyselleştirmek istemiyorum ve son röportajımda dedim ki kavga mavga kimseyi istemem, ben barış istiyorum. Sevmeyebilirler, dost kalmayabilirler ama saygı duyuyorum. Ben de kimseyle kavga etmek istiyorum. Ancak geçen hafta bir hadise geçti, sonra onlarca telefon geldi. Çok değerli teknik adamlar dahil bir sürü kişi aradı beni. Şöyle bir şey oldu geçenlerde. Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Aslan, daha doğrusu Rüştü Reşfer beni aradı. Hocam dedi, Mehmet Aslan seninle görüşmek istiyor dedi. Peki dedim. Ha pardon, ben dedim Bodrum'a gidiyorum. Oradan da Göce'ye gideceğim. Dedi ki ya hocam oraya gelecek gerekirse. Beni kırma dedi. Peki dedim, oraya kadar gelmesin adam, buyursun çay içelim dedim. Bulunduğum yere bir kafe var Ak Merkez'de, çağırdım. Gelsin o zaman dedim. Hakikaten de geldi. Fakat gelişi böyle bir sert ki. Sinirli sinirli bir geldi. Elini uzattı. Pardon, ben kalktım tabii, misafir gelmiş. Kalktım, merhaba, hoş geldin dedim. Elimi falan uzatmadığı gibi sol eli itti falan. Bana çabuk soğuk falan bir şeyler getirin dedi. Şimdi burada niye bunu söylüyorum biliyorsun. Her yerde anlatıyormuş ki ben şöyle yaptım, böyle yaptım falan filan. Devamında da dedim ki bana böyle davranamazsın. Ona da müsaade etmem. Sebep? Ben neden olduğunu bilmiyorum. Yanlış kişiye geldin dedim. Benim elimi uzattığım zaman, elime boş çeviren olduğu zaman kimseye tanımam, kalkarım dedim ve kalktım. Özür dilerim hocam dedi. Bak herkes iyi dinlesin. 3 kez özür diledik, 3'ünde de kabul etmedim. Allah. Yani beni fırçalamış gitmiş diye anlatıyormuş gazete müdürlerine de. İzleyicilerden de son 1 dakika için özür dilerim. Peki. Hatta yani öyle şey değil. Peki, yani. Başkalarıyla yani karıştırmasın beni. Enteresan tabii de. Biz Beşiktaş'ta lige yarın başlıyor diyebilir miyiz? Bitirin. Başlamalı diyorum. Yani seyircisiyle ilk çünkü defa Beşiktaş, buluşacak. Çünkü Beşiktaş ligimizin 2 yıldır en keyif veren futbolunu oynayan bir takımdı. Ve geçen yıl çok favoriydi. Bu yıl çok favori şuradan dolayı gözükmüyor. Ben bu Galatasaray'ın ama, formu Beşiktaş'ı ben itebilir diyorum. Ben yani. Bursa maçının Beşiktaş'ın bir deşarj olma maçı olarak bekliyorum açıkçası. İyi maç olacak diye evet, düşünüyorum. 2 haftadır beklediğimiz maçlardan biri yarın 19.45'te Beşiktaş-Bursa spor maçı ve takriben 20.30 civarında hoca ile birlikte maçın devre arasında ve bitiminde karşınızda olacağız. İyi geceler.